mangal yapacağız. Doğranmış bir tavuğumuz var bütün. Ona sos yapmak lazım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, zeytinyağı da olur. Kekik bolca, tuz, kırmızı biber. 2 kaşık yoğurt, bir de salçamız var 1 kaşık. Bunları bir kapta karıştıracağız. Nar gibi güzel bir mangal yemek istiyorsanız bunu 3-4 saat önce yapmanız lazım arkadaşlar. Sıvı yağ da dökelim içine. Evet, yoğurdu da dökelim. Çok güzel bir sos oluyor. Dilerseniz içine 2 diş samursak da koyabilirsiniz. Lezzet açısından. Tabi samursak sevmeyenler kullanmayabilirler. Bunu iyice bir karıştıralım. Evet. Sosumuz kıvamına gelmiştir arkadaşlar. Şimdi bunu tavuğun üstüne gezdireceğim böyle. Elimle güzelce yedireceğim yani. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Bir mangalda közlerken rengini falan satacağım. Şimdi bunu güzelce bir karıştırıyorum. Tekerle yaptığım için biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Evet, bunu elimle güzelce bir yedireyim. Tamam. Evet, çok güzel bir şekilde bunları yedirdim arkadaşlar. Şimdi bunu 200 saat üstünü örteceğim poşetle. Bekleteceğim yani, dinlenecek. Soslar iyice içine girmesi lazım. Arkadaşlar, mangalımız oldu. Çok lezzetli görünüyor. Kıpkırmızı nar gibi oldu. Yanlarına biraz biber falan kızar. Közledik. Gerçekten et dehşet yumuşak olmuş yani, pamuk gibi. Bu sosla deneyin, gerçekten tavsiye ederim. Çok güzel. Bir oturuşta şimdi ben bunu yiyebilirim. Herkese afiyet olsun arkadaşlar.